Bayanların Güler Yüzlü programı Açelya ile Gülümse Hayata programının bugün mutfaktaki konu ünlü yemek yazarı Emine Bedel. Çarkı felek böreği, papatya kurabiye ve civcivli salata tarifleri için şimdiden kalemi kağıda hazırlayın. Kalbin tek ilacı zikir. Tüm nimetlerin Allah'tan geldiğini düşünmek fikir ve tüm nimetler için Mevla'ya teşekkür etmekse şükür demek. Peki zikrin, fikrin ve şükrün önemi nedir? Tüm merak edilenleri İstanbul emekli başvaizi yazar Mustafa Akgül'le konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzellikler getirdiniz diyerek devam etmek istiyorum. Hayırlı cumalar. Yarın tatil günü başlıyor. Bugün hepimiz için enerji dolu, keyifli, öğreneceğimiz, bilgileneceğimiz bir program diliyorum hepimize. Ve hemen günün hashtagini hatırlatmak istiyorum. Günlerden cuma olunca tabii ki bugünkü hashtagimizde şükrediyorum olacak. Neye şükrediyorsunuz hayatta? Lütfen bizimle paylaşır mısınız? Çok şükür sağlığım yerinde. Çok şükür sağlığım yerinde değil ama çözümüm var. Çok şükür yaşıyorum. Çok şükür nefes alıyorum. Çok şükür ailem var, sevdiklerim var. Çok şükür inancım var. Sizin için şükretmek neyse şükrediyorum hashtag ile. Nereden? Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya ile Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya _ Akkoyun adreslerinden paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şükrediyorum efendim her anım için. Benim şükrüm de böyle olsun bugünlük. Bugün harika bir konuğum var. Ben kendisini çok severim. Hem yemeklerini hem de beni çok güzel ağırlamıştır programlarında. Kalbiyle, gönlüyle bize yıllardır fayda sağlamaya çalışan çok değerli bir hanımefendi bugün bizlerle birlikte Emine Bedel. Hoş geldiniz diyorum Emine ablacığım. Hoş bulduk canım. Tekrar öpeceğim sizi. Biz aslında yayın öncesi öpüştük, selamlaştık biz ama. Biz aslında çok uzun yıllardır tanışıyoruz Açelya'ya. Çok mutlu oldum yayınımıza geldiğiniz ben için. Ben de öyle, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben neler de herkese hayırlı cumalar dileyim. Ondan sonra geçelim tariflerimize. Neler yapıyorsunuz? Biraz sizi özledik. Hemen soralım. Bu ara kitaplar neler, çıkacakmış. Neler yapıyorum? Evet, inşallah kitaplar çıkacak. Bin bir püf noktası diye bir mutfağa dair. Yani böyle besinlerin sırlarını anlatan mutfağa dair püf noktalarıyla ilgili bir kitap çıkacak. Program yapıyorum bir kanalda. Ben seyrediyorum. Emine ablayı görünce hemen açıyorum. Onun dışında hayır faaliyetlerinde yani işte bazı STK'larda gönüllü olarak çalışıyorum. Ne güzel. Onların yaptıkları organizasyonlara destek veriyorum. Tamamen gönüllülük esasında dayanan bir şey bu. Onun dışında da yaşayıp gidiyoruz. Yola işte. Devam diyorsunuz. Yola devam. Yolunuz açık olsun çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki Emine ablacığım bugün ilk ne yapacaksınız bize? Çok farklı bir börek yapacağız. Çarkı felek böreği. Bugün böyle biraz özel tarifler olsun istedim. Çay saati lezzetleri bunlar ama tabii ki bir akşam yemeği olarak da düşünülebilir. Ben böreği akşam yemeğinde çok severim Emine abla. Bayılırım. Evet, çayın yanında yani işte börek olduğu zaman börek hem yemektir hem ekmektir ya. Evet. Bu da bir çay saati tarifi. Hem de Emine Bedel'den öğreniyoruz efendim. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Hem hayırlı bir gündeyiz, hayırlı cumadayız hem de Emine Bedel'in tariflerini öneriyoruz. Çarkı felek yapıyoruz. Evet, çarkı felek böreği isminden dolayı ben görüntüsünden dolayı böyle bir isim verdim böreğe. Farklı bir görüntüsü var çünkü. Çok da basit bir börek. Bu arada malzemeyi de sayalım. 3 tane yufkamız var ama tabii ki bu arttırılabilir konuk sayısına göre. 3 yufka 5 olur, 6 olur. Ona bağlı olarak diğer malzemeler de tabii ki arttırılabilir. Önce bir tane yufkamı dörde kesiyorum. Sonra ilk yapacağım şey malzemeyi sürmeden önce şekil vermek. Çünkü bunu yaparsam çarkı felek şimdi oluyor şekil, değil mi? Evet, şekil daha güzel oluyor. Önceden sürersem eğer şeklini biraz kaybediyor. Malzemem burada zaten. Şimdi herkesin bilmediği bir sır vereceğim. O da şu. Sağ ol. Bu bildiğimiz yağ, sıvı yağ. Zeytinyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir. Sır olan burada. Elma sirkesi.
2 çorba kaşığı elma sirkesi. Yağla. 1 çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı kadar soda. Maden suyu. Maden suyunuz yoksa bunun yerine normal su kullanabilirsiniz. Alayım ben, alayım. Normal suyun içine çok az miktarda kabartma tozu 1 çay kaşığı kadar. Maden suyu yoksa kabartma tozu kullanabiliyoruz demek veya ki. Karbonat. Ne yaptık şimdi? 1 çay bardağı sıvı yağın içine yarım elma çay sirkesi. Evet, 2 çorba kaşığı elma sirkesi koydum. Ve biraz da maden suyu, soda. Biraz maden suyu. Şimdi ayıp, şimdi o böreği tahmin edebilirim. Kıtır kıtır şimdi olacak. Şimdi burada elma sirkesinin niye sır olduğunu söyleyeyim. Ben böyle bir şey keşfettim. Ve böreğe son derece gevreklik verdiğini gördüm. Elma sirkesi, yoksa üzüm sirkesi de olabilir ama elma sirkesi hiç koku vermediği için daha az riskli. Gerçi üzüm sirkesini de koku vermiyor. Fazla kullanmazsak o da koku vermez. Hepsini önce şöyle bir yuvarlıyorum. Şöyle yuvarlıyorsunuz. Şuraya. Tam orta yerinden. Hani böyle eskiden bir sehpaları modaydı. Hatırlar mısınız? Bükülürdü ya. Büker büker ortasına da şey koyardık, böyle çiçekleri koyarız ya da vazo. İşte güzel vazomuz varsa onu koyarız. Güzel bir şekerliğimiz varsa, çok modaydı. Evet. Son zamanlarda runnerlar çıktı. Bu moda bitti. Açelya, bunun yerine hani ben bu peynirli bir iç kullanacağım ama kıymalı bir iç, kıymalı patatesli bir iç, yeşil mercimekli bir iç, ıspanaklı bir iç, ya mantarlı bir iç. Yeşil mercimekli çok güzel oluyor Emine abla. Evet, ben çok seviyorum. Bizim yöremizindir o. Nerelisiniz siz? Ben Akşehirliyim de Afyon, Akşehir yöresi çok yapar. Çok mu yapar? Yeşil mercimeği çok kullanır börekte. Akşehir'in nedir en ünlü yemeği? Yani Akşehir'e gittiğimiz zaman biz ne yemeliyiz? Güveç kebabı. Güveç kebabı. Sülbiye. Sülbiye. Evet, peynir baklavası. Sülbiye nasıl bir şey? Sülbiye aslında arpacık soğanıyla pişen. Evet. Bir adı İstanbul'da benzeri var eski Türk mutfağında. Papaz yahnisi olan arpacık soğanlı etli bir yahni. Aa, son derece güzel bir çok yahni. Güzelmiş. Bir de etli ekmek var değil mi? Konya'nın o tabii. Ama Akşehir'de de yapılır. Değil mi? Evet, ben ev yemeklerini saydım. Tabii mercimekli bükme. Ay. O da öyle, çok meşhurdur. Buyurun. Efendim, şimdi içimizi koyuyorum ama şimdi diyelim ki farklı bir malzeme süreceğiz. En basitinden ne kullanabiliriz? Ne kullanabiliriz? Paket kremalar var ya. Evet. Eğer evde krema varsa kremayı biraz sütle inceltip sadece krema sürebilirsiniz. Ama buradaki malzeme yerine, yani maden suyu, sıvı yağ ve sirke karışımı yerine sadece krema sürülebilir veya süt, yumurta, yoğurt ve yağ karışımı sürebilirsiniz. Evet. Şimdi eşit miktarda paylaştırdım. Şimdi asıl şekle geldi sıra. Kenarları üstte toparlayıp. Evet. Şeklin daha düzgün olması için şuradaki kalıpları senden tabii, rica edeceğim. Tabii, bunun tabii. Yerine muffin kalıp kullanılabilir. Şöyle, buyurun. Kullanılmayabilir. İkişer ikişer kullanacağım. İkişer, tamam. Koyayım üstüne. Tamam. İstersen o alttakileri alayım mı? Tamam canım. Kahverengi daha olanları. Daha sert olanları. Evet, daha büyük ve daha sert bunlar. Ama bunlar yoksa evinizde hiç problem değil. Bunlar olmadan da yapılabilir. Yok. Vazgeçtim Açelya. Yine öyle bu. Mi? Yine bu. Şeyler var böyle cam, aynen. Karamel şeyleri. Onda da yapabiliriz. Tabii, değil mi? Yapılabilir. Sadece tepsiye bu şekilde de göründü. Dizilebilir ama fark etmez. Çok ben güzel göründü. Şeklin daha düzgün olması için böyle bir önlem alıyorum. Yoksa buyurun. Şart değil. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ay, çok güzel göründü. Bundan ibaret. Üzerine biraz da yumurta sarısı süreceğiz. Ben kırayım size yumurta sarısını. Yumurtanın nar gibi kızarık olmasını istiyorsak içine çok az, bir çay kaşığı kadar bal veya bal. Pekmez veya var mı balımız, şeker. Pekmez mi? Yok yok, ben sürmeyeceğim. Siz sürmeyeceksiniz. Onu bir püf noktası olarak püf paylaşmak noktası istedim. Olarak, tamam. Burada peynir yerine tabii ki lor peyniri tercih edilebilir.
veya kıymalı patatesli bir iç demiştim. Eğer kıymalı patatesli bir iç tercih edecekseniz kısaca bir tarif vermek istiyorum. Evet, şimdi. O da şöyle. Hepsinizi de alayım yavaş yavaş şimdi. Kıymayı soğan ile kavurun. Kıyma her zaman soğanla kavrulabilir. Bu iç malzeme. İç malzeme tarifi veriyoruz. Kıyma her zaman tamam, çok şöyle. Rahat bir şekilde soğanla kavrulabilir. Ya, devam edelim. Ben size hemen bir yufka daha vereyim. Hepsimizi kıyma soğanla kavrulduktan sonra içine haşlanmış ve küp küp doğranmış bir iki tane, fazla değil, bir iki tane patates, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edersek son derece lezzetli bir iç elde etmiş oluruz. Bir deneyin. Kıymalı börek yerine içine koyduğunuz bir iki tane küp doğranmış ama rendelenmiş asla değil. Soğan. Patates. Haşlanmış patates. Lezzete çok ciddi katkıda bulunur ve malzemenizi arttırır ve yumuşak olur. Börek de çok güzel oluyor değil mi? Kesinlikle. Şimdi yine dörde böleceğiz. Yine dörde keseceğim. Tamam. Burada porsiyonların daha küçük olmasını istiyorsanız dörde kesmek yerine sekize kesebilirsiniz. Yani aralardan birer tane kesik daha fazladan yaparak sekiz eşit üçgen elde edebilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Daha küçük börekler elde edersiniz o zaman. Tam ortasını bulup ortadan şöyle iyice kıvırıyorum. Sehpa ölçüsü kıvırır gibi. Koyayım mı üzerine Emine abla şeyi, bu sarılarını süreyim mi ister misiniz? Çok zahmet olmazsa lütfen. Çok teşekkür ederim. Biz onları yaparken. Bu arada güzel kızınız. Evet. Şimdi bugün bir de biraz böyle üşüttü. O yüzden okula göndermedim. Olsun. İzliyordur bizi. Şansı görüyor musunuz? Geçmiş olsun. Şansınız. Evet, lütfen çocuklara dikkat. Böyle ateş olmadan aslında okula gönderiliyor ama ben yine de ilk hani başlangıcında biraz dinlenebilirlerse mümkünse. Ona gittim sabah tavuk suyuyla çorba. Var mı bu ara sizin de önereceğiniz? Var. Hazır bu tarifimizi verdik. Çocuklarımıza ne yapmalıyız? Zencefil. Mandalina kabuğu. Varsa ayva yaprağı. Ihlamur. Kabuk, tarçın ve karanfil. Hepsi kaynatıldıktan sonra çocuklara içireceğiz. Veya biz büyüklere. Büyüklere çok iyi geliyor değil mi? Kesinlikle. Bir de tabii mümkünse dinlenebilmek. Zaten asıl olan dinlenmek bu hastalıkta. Yani en iyi iyileşme yöntemi dinlenmeyle ilgili. Doktorlar da bunu söylüyorlar zaten. Bu sene de havalar öyle gitti ki yani bir sıcak bir soğuk, ne tam mevsimi de yaşayamadık. Evet. Yaz da çok yaz yapmadı. Kış da bir geldi bir gitti değil mi? Bu arada senden fırını son ayarda ısıtmanı rica edebilir miyim? Yani 250 maksimum, değil mi? Maksimum. Sonra kısacağız onu. Tamam. Efendim bu böreklerin sırrı, bakın bütün böreklerde bu çok önemli. Lütfen bunu hiç ama hiç unutmayın. Mutlaka ısıtılmış fırın. Fırın eğer önceden ısıtılmazsa sonuç başarısız olur. Bir de peyniri rica edelim. Tabii buyurun. İkinci çok önemli püf noktası börek pişer pişmez fırından çıkarmak lazım. Hani fırında biraz daha içini çeksin falan diye bekletmek çok yanlış. Çünkü böreğin içindeki fırının içindeki hava sirkülasyonu böreğin yumuşayıp kıtırlığını alıyor. Kabarıklığını kaybetmesine sebep oluyor. Ne diyoruz sevgili seyirciler? Emine ve Derin verdiği püf noktaları dikkatle dinleyin. Ne yapıyoruz? Öncelikle ayarımızı sonuna kadar ayarlıyoruz. Sonra gider koyarken değil mi biraz 200 düşüreceğiz. Derece, 200 dereceye düşüreceğiz. Sonra asla börek piştikten sonra içinde bırakmıyoruz. Asla. Çıkarıyoruz. Yumuşuyor mu zaten? Tabii hem yumuşar hem de çıtırlığını kaybeder. Yumuşuyor da. Ben yumuşamasını istediğim zaman ancak yapıyorum. O da nerede yapıyorum biliyor musunuz? Siz onaylarsanız çok mutlu olurum. Doğru mu yapıyorum? Sosyete mantısı derler ya. Ha, o olabilir. O zaman biraz yumuşatıyorum ki hafif mantı kıvamına da gelsin.
fırında bırakıyorum. Üzerine de işte yoğurduyla daha mantı gibi olsun diye, ama onun dışında börek dediğin çıtır çıtır olması istenmeyen bir şey. Onda olabilir, evet. Tabii ki. Son hızla böreklerimi sarıyorum. Evet. Ve şimdi üzerine yumurta sarısını sürüp hemen ısıtılmış fırına. Önceden ısıtılmış, yani en az 6-7 dakika önceden ısıtılmış fırına böreklerimiz gidiyor. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Pişer pişmez hemen ama hemen fırından çıkarıyoruz. Bu çok önemli. Bu da hazır. O da hazır. Yumurtaları da sürdük. Mutfak dayanışması. Çok teşekkür ederim. Çok severim. Sağ olasın. Siz de bu profesyonelliğinize bizi de kattığınız için biz teşekkür ederiz Emine ablacığım. Estağfurullah. Ben çok, çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci tarifimize geçelim mi? Ne dersin? Tabii, hemen. Efendim, papatya kurabiyesi şimdi yapıyoruz. Fırına için... Emine abla bak şimdi hemen koyayım. Harika. Ben. İzin ver şöyle. Ellerine bak bak Emine ve derin çok güzel. Ellerine dert sağlık. Görmesin diyoruz. Ve hemen... Efendim papatya... Şimdi 200'e indirebilir miyim Emine abla? 200 evet. Şimdi indirdim. Tamam. Şimdi 200. Şimdi papatya, ne yapıyoruz? Papatya kurabiyesinde sıra. Papatya kurabiye. Ay ne güzel, kışın ortasında papatyalar açıyor stüdyoda. Vallahi bir hata yaptım. Yumurtanın akı fazladan kaçtı. Alalım biraz. Kışı azıcık ayır vereceğim. Mutfaktaki bu geri dönüşleri çok seviyorum ben. Oluyor değil mi? Aynen aynen. Mutfakta çareler tükendi. Şimdi 230 gram tereyağımız evet, var. Evet canım. Bu ölçüyü hiç kaybetmeyin. İnanılmaz güzel bir ölçüdür bu. Ne yaptık şimdi? Kaç yumurta kırdık? Bütün kurabiyeler için kullanabilirsiniz. Her türlü kurabiye tamam. için bu ölçüyü kaç gram? Kaybetmeyin. 30 gram. Bu pudra şekeri mi? Bu şimdi nişasta. Nişasta. Peki. 230 gram tereyağı veya margarin demek istemiyorum ama hani mecbur kalırsanız margarin. 2 yumurta artı 1 yumurtanın sadece sarısı. 2 yumurta artı 1 yumurtanın sadece sarısı. 1 su bardağı şeker veya pudra şekeri. Önce yoğurmanın daha başarılı olabilmesi için şu malzemeleri iyice birbirine yedirip yoğuruyorum. Sonra şimdi unumu ve nişastamı. Nişastamı ilave ediyorum. Hemen onu ununuz getiriyorum orada. Canım. Onu getiriyorum. Un alabildiğince mi siz? Yok. Ben burada ölçü veriyorum. 3-3,5 su bardağı un. 2-3 çorba kaşığı nişasta. Evet. Onu alacağım tekrar senden. Onu opsiyonlu ilave ediyorum çünkü unu. Tekrar alabilir miyim senden unu? Tabii. Yeterli de gelebilir. Siz karar verin. Şimdi bir başka kap alıp onda da kakaolu olanı yoğuracağım. Tamam. Şöyle. Şimdi kakaolu olan için, kakao her zaman koyulaştırıcıdır ya, evet. Gerekirse birkaç çorba kaşığı kadar süt koyacağım. He. Kakaomuzu görebiliyor musun? Burada. Harika. Burada birazcık da kakao. Kakao alalım. Şimdi beyazı yoğururken bir taraftan kakaoluyu da yoğuracağım. Ay ne güzel olacak. Tahmin edebiliyorum. Ama bunda senin yardımını rica şimdi edeceğim. Şimdi alacağım. Şekillendirmek için. Birlikte şekillendirebilir miyiz? Tamam, çok teşekkür ederim. Hemen, zaten içime doğdu. Yardım isteyeceğim mi? Süremiz kısıtlı olduğu için, evet. Bu da biraz böyle el oyalayan bir şey olduğu için yardımını tamam. rica edeceğim. Ben buldum. Eldiven arıyorum burada. Tamam. Kakao biraz daha koyabilirim. Eldivene gerek var mı? Eldivene gerek yok. Bence boş ver, eldivensiz yok, yok, devam edelim. Yok yok, yaptım. Şey öyle yaptım. Mi? Peki. Hani bunu şekillendirmek eldivenle biraz zor olabilir. Ben de çıkaracağım çünkü. Öyle mi? Siz çıkarın. Çünkü şey... eldivene yapışıyor hamur. Ha, doğru. Sadece yoğururken kullanmak istedim. Sonrasında eldivensiz devam edeceğim. Bu arada bir mutfak kazasına sebep olduk. Ay berekettir bereket. Kakaomuzu berekettir. Ben biraz daha yoğurmak istedim.
Biraz daha yoğurmak istedim. Vallahi çok makbule geçer. Çok şimdi. Teşekkür ederim. Zaten senden minik yuvarlak şekiller yapmanı rica edeceğim. Tamam. Şöyle ki bilye kadar. Fazla şöyle. Değil. Hashtaglerimiz geliyor Şükret. Sizin nedir Emine abla şükretmek yani en çok şükrettiğiniz şey? En çok sağlık için. Allah'ın lütfettiği iman için. Evet. Bütün azalarımızın yerinde olduğu için. Evet, çok güzel. Ve verdiği anne baba için, verdiği evet. evlatlar için, verdiği akrabalar için. Evet. Şimdi böyle minik yuvarlaklar rica edebilir miyim tabii. senden? Papatya yapmak için. Emine ablacığım, hashtaglerimiz çok geliyor. Hemen izninizle ben hashtaglerimizi okumak istiyorum. Evet, sevgili seyircilerimizden programımızı. Evet, Mine Tolgan hanımefendi demiş ki, şükrediyorum. Çay benim için hayattır demiş. İlginç. Çok güzel. Karadenizli olabilir mi acaba hanımefendi? Evet, olabilir. Çayı çok seviyor olabilir. Yine şükretmekle ilgili, eşimle iki yudum çay içtiğimde, sohbet ettiğimde şükrediyorum demiş. Ne kadar önemli şeyler bunlar, görüyor musunuz? Sevgi her zaman hayatta çok önemli. Şükrediyorum Allah'ımı çok sevdiğim için demiş. Nursever Hanım demiş ki, şükrediyorum çünkü her daim yanımda olan annem, babam, beni baş tacı eden bir eşim var demiş. Aman Allah'ım. Ha, ne güzel değil mi? Bu çok ilginç. Yani beni baş tacı eden bir eşim var demesi değil mi? Çok ilginç ve çok güzel. Çok anlamlı, çok değerli bu zamanda. Designing by demiş ki, şükür. Çünkü bizi yaradan her an yanımızda. Onun sevgisi herkesi sevmek demek. Sevmenin bir mucize olduğu bu günlerde içimde bu duyguyu yaşattığı için hep ona şükrediyorum demiş. Ay ne kadar güzel demişsiniz. Yani dünya evet çok karışıyor. Bir şeyler oluyor, bitiyor ama hani tek bizi kurtaracak şey önce Allah sevgisi, imanımız ve tabii ki çevremiz. Bunun farkına varabilmek ve sizin bunu bize yazmanız da bir şükür sebebidir efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şükrediyorum. Zehra Aslan hanımefendi göndermiş. Sağlıklıyım, ailem var, huzurum var, mutluyum. Sizi izliyorum, teşekkür ederiz. Ve Allah'a hamdolsun diyorum. Daha ne olsun, hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İnzile Karakaş demiş ki, çok şükür Mevlam beni Müslüman yaratmış demiş. Hatice Hanım demiş ki, aldığım her nefes için Allah'a şükrediyorum demiş. Emine Hanım demiş ki, merhaba Açelya Hanım, önce Rabbimin bize verdiği her nefes için şükür, bize verdiği iman için şükür, zaten bu varsa gerisi boş. Mustafa hocamıza selamlar, sevgiler, saygılar sunarım demiş. Hocamız şimdi cuma namazında, siz de takdir edersiniz ki namazdan sonra bizimle birlikte olacak. Mustafa Akgül hocamız bizle birlikte olacak. Derin bilgisinden faydalanacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Benim de çok takdir ettiğim bir hocadır. Çok severiz. Çok mutluyuz. Gerçekten çok güzel bir cuma yaşıyoruz. Her cuma gibi. Yine hashtaglerimiz geliyor. Hep sağlık, sıhhat, nefes için. Yani, ve aynı zamanda kaybettiklerimiz değil de belki elimizde kalanlar için, kazandıklarımız için. Hayatla ilgili diyorum, sevdiklerimizle ilgili değil. Hep şükretmek gerekiyor. Beni çok etkilemişti. Bizim milli sporcumuz vardı. Çok da önemli, değerli bir arkadaşım. Bir gün dedi ki, ben hayatta kaybettiklerime bakmadım. Hep elimde kalanlarla şampiyon olmayı düşündüm diye. O yüzden hep elimizde kalanlarla şampiyon olalım. Elimizdekilerin değerini bilelim. Ve bir başkasının artısı eksisi değil de, bizim artımız eksimiz üzerine hayatımızı oluşturalım değil mi? Hepimizin istekleri aynı olmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz Emine abla? Aynen. Bir başkasında iyi bulduğunuz size iyi gelmeyebilir bu hayatta. Kesinlikle. Çünkü her insan ayrı bir alem evet. olarak yaratılmış. Onun için dediğine %100 katılıyorum.
seni mutlu eden şey beni mutlu etmeyebilir. Evet. Aynen öyle. Ve bu o kadar önemli bir şey ki o yüzden biraz böyle rahat olmak, görevlerini yapmak gerekiyor. Bu arada papatya kurabiyelerimiz oluyor. Ben şimdi desteğe geldim. Ama şimdi... şey gerçekten o seni zorlayabilir. Bir dene bakalım. Deneyeceğim. Efendim minik yuvarlaklar yaptık. Bazısını kahverengi yapalım mı? Hani dışı tamam, kahverengi, ortası beyaz. Bu şöyle yapıştırdım ya, bu ayrılacak falan gibi gelebilir size. Sakın telaş etmeyin ayrılmaz. Ay çok güzel olacak. Şimdi ben bunların böyle biraz da şöyle yaparak çok uzun yıllar önce yapmış, şekil veriyorsun değil mi? Yapmıştım tabii. Bunu. Daha sonra bıçak baktım Instagram'da herkes yapmış bunu. Ne güzel. Çok güzel tabii. Bilginin çoğalması değil mi? İnsanı evet. Nasıl mutlu ediyor. İsmet'in yine yüzü güle. Biliyor musunuz sevgili kameraman arkadaşımız İsmet, tanıştırayım sizi. İsmet hep yüzü gülür. Aslında onun. İsmet şey gibi bakıyor, bir pişse de yesem modu. Nasıl gidiyor? Bir kere gelmekle de anlaşılıyorsa İsmet'ciğim. Yani şey, sen lütfen oyunculuk yapma. Duyguları bu kadar. Serkan da öyle bakıyor. Ekin her yemeğe öyle bakar. Ekin evet. Çok iştahlı. Ekin belli. Benim gibi. Ekin çok yani hani bir an önce bir çay da olsa da yanında. Öyledir. Şimdi demlediniz mi yayından sonra? Hazır mı canımsın benim? İsmet şimdi böyle normalde çekiyor sevgili seyircilerimiz. Ve çekiyor çekiyor. Böyle yemeğe yaklaşıyoruz ya. Yaklaştıkça yüz böyle oluyor. Öyle değil mi ama? Ne kadar güzel. Yani seviyor çocuklar böyle böyle şey. Çay saati lezzetlerinin özellikle. Fakat ne güzel kokuyor İmni abla. Yani böyle bir tane de hani o, ha, o bir papatya şey, bir tane. O şeyden dolayı ya. Neden böyle kokusu. Güzel kokuyor? Bu arada şeyi unuttuk. Limon kokuyor. Kabuğu rendemiz hazırdı. Koymayı unuttuk. Lütfen sizler malzeme listenize bir tane limon kabuğu rendesi ilave ediverin. Edelim. Bu arada portakal ve limon kabuğu rendesini çok pratik bir şekilde kullanmak için şöyle bir şey önereyim ben size. Mevsimindeyken portakalı böyle rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Limonu da aynı şekilde. İkisini karıştırarak kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Bir miktar şekerle onu ovalayın ve kavanozlara doldurun. Dondurucuya atın ve unutun onu. Ne zaman vaktiniz darsa, diyelim ki kurabiye yapacaksınız, kek yapacaksınız, ne yaparsanız yapın. Ay, İçine biraz ilave edilverin. O donmaz şekerden ben dolayı. Noktalar için şöyle izniyle şöyle diye öperim. Çok teşekkür ederim. Ya bu şey hayat hakikaten kolaylaştıran. Mutfakta işimizi çok kolaylaştırıyor bu minik şeyler. Çok minik ayrıntılar ama. Ben diyorum ki aslında Emine Beder'in verdiği tarifin en güzel yanı ne? Evet hadi birazcık düşünelim. Sizin bir fikriniz var mı bu tarifin en güzel yanı ne? İsmet var mı bir fikrin? Yok. Ekin var mı bir fikrin? Bu tarifin en güzel şeyi ne? Huriye var mı bir fikrin? Çay saati tarifi olması diyecek. Çok önemli bir şey var. Çok iyi düşünün. Yani tarifin şeyi çok güzel bir kere. Tartışılmaz yani. Hani Emine Beder verdiği için ama. Çiçek de hadi Seraf. Hadi yakaladın biraz. Ya evde çocukla yapılabilecek harika bir şey ya. Evet tam da çocuk tarifi. Aileyle. Otur böyle yuvarla yuvarla atsın. Yuvarla yuvarla atsın. O zaman bir tane şey. Ay dur bilmiş sevgili yönetmenim. Tabii. Şey bir tane ayı yogi yapalım mı o zaman? Ay yapalım mı çocuklara? Anneler Emine Beder bir tarif veriyor. Ayı yogi tarifi veriyor. Yok aynı hamur. Tarif. Aynı hamur. Buradan. Hayır. Aynı hamur. Yani şeyden hamur. Şekli şekil farklı. Evet. Hadi yapalım. Aslında tabii bunu bardakla, merdaneyle açıp bardakla keselim diyeceğim. Vereyim hemen bulayım size. Hemen ama bir merdanemizi şey, alalım. Düzgün elimizle açarsak gerek yok. Hemen. Böyle çocuklar falan olunca benim gözleniyor. Şimdi sen söyledin diye ayı yogi geldi Emine aklıma. Heh, ver canım. Hemen yapalım. Önce iki tane kulak. Sonra getirdim tabii ama ki buraya bir burun. Evet. Ay. Çok hoşuma gitti. Sonra minik iki tane göz. Ay. Bunu ben Ali'ye götürebilir miyim bugün pişirelim? Tabii ki. İzin veriyor musunuz ekibim? Ay çok güzel.
Ay çok güzel oldu. Ay ben senin o burnunu yerim. Bak burnunu yerim. Gözünü yerim. Çok güzel oturdu. Çok güzel oldu. Hatta kahverengi hamurdan. Heh, yapalım. Kulakların içine. Aslında bir gün böyle çocuklara şeyler yapalım Emine abla. Vaktiniz olduğunuzda yine buyurun. Ya ben var. Çok güzel şeyler böyle çocuklara bak, yönelik. İşte baykuşlar, kuşlar, civcivler yapıyorum. Çok seviyorum. Ay çok güzel. Birazdan civciv salatası yapacağız evet, ya. Evet bugün. O da çocuklar için biliyor musun? Bugün aslında siz çocuklar için çok güzel şeyler veriyorsunuz. Biraz 23 Nisan tarifleri gibi oldu ama. Olsun ne güzel. Bir de biraz seyircilerimiz rica etmiş. Emine Hanım hazır. Hamurla şekil verirken bize birkaç şekil daha öğretebilir mi diye. Hemen hemen. Peki. Hemen öğretiyoruz. Papatyaları ben yaparım orada. Siz şey, biraz pişmeden bırakabiliriz. Ya. Önemli olan şekli görmek. Evet. Şurayı bir sileyim ben. Şu kakao. Şimdi gösteriyor. Emine Bey'den kurabiye şekilleri, tarifleri. Bu arada böreğimiz ne durumda? Emine abla ne dersiniz? Şimdi böreğimiz az daha olsun. Biraz kısalım mı? Ne biraz dersin? Kısalım evet, tamam. Birazcık kısalım. Kıstık. Aslında bu yuvarlakları şimdi merdaneyle açıp kesebiliriz ama. Merdanemiz şimdi, burada. Yok yok vaktimizler diye. Var var. Elimle, şimdi biraz yapabiliriz. Şöyle elimle şekillendireyim. Hazır, siz nasıl isterseniz. Hazır böyle yuvarlaklar nasıl olsa elimizin altında. Efendim böyle 6-7 tane yuvarlığı ardışık bir şekilde diziyoruz. Evet. Bu bir kurabiye olabilir ya da şerbetli tatlı olabilir. Bu hamurla yaparsanız kurabiye farklı bir hamur tarif edeceğim. Onunla yaparsanız şerbetli tatlı şekli şeydir. Olabilir. Ha, beyaz. Buyurun. Biz de ders alalım hazır. Böyle mi Emine? Böyle canım. Tamam şimdi. Şimdi bir ucundan başlıyorum. Evet. Sonuna kadar kıvıracağım. Sonuna kadar döndürdüğümde tam ortadan keseceğim. Ah. Ve ay harika oldu. Güllerimiz hazır. İnanmıyorum. Belki başka ne yapabilirim bulduk? Başka ne yapabiliriz? Tamam, diye. Yaparız. Sen buna devam et. Ben buna devam şey edeceğim. Yapayım. Siz de başka bir şey. Bakın tamam. Hamurla oynuyoruz. Hamurla şekil veriyoruz çocuklarımızla. Hazır yarın cumartesi sen, pazar okullar yok. Oyalamak sen. Biraz zor. Ne dersiniz? O zaman şunlarla devam edelim. Devam edelim. Tamam aynen. Yapalım hadi. Çocuklarımıza değişik şekillerle. Ama civcive vaktimiz civcive kalsın. Var. Vaktimiz var. Biz ayarlıyoruz. Hiç siz yeter ki bu tarifleri verin. O kadar kıymetli ki. Şimdi bununla da kelebek yapacağım. Aa, kelebek yapıyoruz. Bir tane kahverengi hamurdan. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Kelebek yapıyoruz şimdi de. Evet. Aslında onlarca şekil var da biraz hazırlıksız yakalandım. Aklıma geliveren birkaç tanesiyle evet, yapacağım evet. Şimdi. Kahverengi ve beyaz hamuru ikisini de aynı incelikte açıyorum. Evet, kelebek yapıyoruz, kelebek. Sonra kahverengi hamuru alıyorum, beyaz evet. Hamurun üzerine yayıyorum. Tekrar ikisini biraz açıyorum. Şimdi bunu sarıyorum. Rulo yapıyorum yani. Şimdi hamur evet. Rulosunu iç içe yaptık. Kesiyorum. Evet. Evet. Şimdi bunu aslında biraz dondurursak çok güzel çıkar. Çok güzel oldu. Ortası. Şimdi bunu kelebek şekline sokmak için. Ay inanmıyorum. Gördün mü? Hayır kelebeğin böyle şeyi yok ya. Bak. Kelebeğin kanatları, kelebeğin antenleri. Ay çok güzel yaptınız. Bugün çok güzel bir gün. Ama şöyle ya. Bu yapışır değil mi Emine abla? Yapışır fakat hamur donmadığı tabii, için. Tabii biraz daha donsa daha güzel olur. Evet keserken zorlanabiliyoruz. Şekiller birbirine girebiliyor. Halbuki hamuru tamam. Birazcık dondurursak. Tamam şimdi ben kelebeği tamam gördük şöyle. Şimdi geçeceğiz civcivimize. Az kaldı bu da bitti. Ay çok güzel oldu. Vallahi harikasınız. Civcivi mi geçiyoruz? Peki hemen civciv salatamıza geçiyoruz.
Bunda da bir şekillendirme var çünkü. Aha. Bu da biraz... Civciv salatamızda mı? Evet. Ay civciv salatalarımız olacak. Aslında püre yapıyoruz ama püremiz şöyle. Evet. Malzeme listesi geliyor mu ekrana? Geliyor. Geliyor. Ben ekranda görüyorlar, kafamdan söyleyeceğim ama 6 tane orta boy haşlanmış patatesi iyice püre eziciyle ezip içine biraz sıvı yağ, çok değil ama. Şöyle yarım çay bardağı civarında ve biraz limon suyu ilave edip püremizi hazırlıyoruz. Sonra püreden yuvarlaklar alıyoruz. Gövdesi için bu arada... Alıyor mu, alayım mı Emine abla? Şey, fırına bakabilen tabii bir arkadaşınız ben var mı? Bakarım, sen mi bakacaksın? Bakarım peki canım. Alayım mı? İster misiniz? İndi. Bakayım mı? Azıcık daha sanki. Biraz daha, biraz. Tamam. Şimdi bu büyük yuvarlak gövde. Küçük yuvarlaklar. Şimdi civciv yapıyoruz. Küçük yuvarlaklarımız da civcivlerin başı. Şöyle. Evet, papatyalar açtı. Kelebekler geldi stüdyoya. Öyle değil mi? Öyle bırakırsak, yani böyle bırakırsak. O da güzel olur. Bu da böyle spiral gibi bir kurabiye olur. Mozaik gibi. Bugün valla çeşit çeşit yaptık. Çok da güzel şunun oldu. Şunun etrafını öyle yapacağım. Kaldı mı hamurumuz? Ya var, var hamurumuz var. Ya da etrafını beyaz yapalım. Hı-hı. Beyazımızı yapacağım. Biraz şey, papatyanın hani oluyor ya artık böyle mavi papatya, pembe papatya, bizim de kakaolu oldu. Çok da güzel. Şimdi tabii ben bunu yaparken bir taraftan da tabağı dekor etmem lazım. Çünkü tabakta yumurta sepeti falan istiyorum yapmayı. Aa, tabakta yumurta sepeti. Yumurta, ya bu bir çiftlik havasında olacak. Onun evet için... bugün tam çiftliği yaptık. Çok doğru. Değil mi? Çok güzel oldu. Şu gövdenin uç kısmına biraz parmağımla oyuk yapıyorum ki baş oturabilsin. Tamam, şimdi oldu. Şimdi gelelim şekil vermeye. Gözleri yapıyoruz. Bana yardım edebilir tabii, misin eldivenleri çıkarıp? Tabii. Teşekkür ederim. En zevkli yeri burası. Öyle mi? Bence öyle. Gaga. Ay çok güzel. Kanatlar. çok hoş değil mi? Çok zevkli bir şey. Çocuklar kıyamıyorlar ama bunu. Şimdi, bunu yemeye gerçekten. Şimdi bitireyim hemen, ben de deneyeceğim izin verirseniz. Ama bir hashtag'imizi de okuyacağım. Aa, burada şey karabiber varmış. Bunları karabiberle yapayım. Öyle mi? Hı. Tamam, sonra da ben deneyeceğim. Önce şunları bitireyim hemen güllerimizi. Hemen sonra hashtaglerimizi okuyayım. Biraz tombiş oldular ama. Olsun. Gül bahçeleri var. Kurabiyelerimizde bakın. Hemen hashtaglerimize de bakalım. Neler oluyor? Efendim bunlar havuç bu arada. Öyle mi? Havuçlarımızla. Havuç, limon kabuğu. Aha. Zeynep Hanım. Hemen hashtaglerimizi okuyorum bu arada. Ama ben de deneyeceğim. Çok hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Şimdi hashtaglerim bitsin, hemen devam edeceğim. O yumurtayla mı bir şey yapacağız? Aa, şimdi? Bıçağımız varsa. Var evet. Tabii, olmaz. Hah, olur burada, mu? Burada, var burada. Mı? Orada mı aldın mı canım? Heh. Bıçağımız burada. Heh. Süper. Şimdi. Mantar. Ama öncesinde mantara noktalar yapacağım. Yine karanfil. Benekler yapacağım yani. Aa, ay. Bu cumartesi pazar için evin eve der, evleri kurtardı. Hafta sonu hava soğuk. Anne beni dışarı çıkar. Kapalı yere gideceğim. Ay gidemeyeceğim, halim yok. Hadi yavrum, hadi bir hamur yoğuralım da bak ben neler yapacağım diye. Bir de patates püresi, değil mi? Çocuklar için çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Ne dersiniz? Bunu sabitlemek için. Tabii. Yumurtaya. Kürdanı batırıyorum. Tamam, bu hazır. Aa, bak yumurtayla. Altında da mantar evler. Biraz yeşillik koyacağım. Dereotu ya da maydanoz. İkisi de olabilir. Üzerlerine civcivleri oturtacağım.
Ay vallahi bugün çiftliği kurduk. Ördeği saldık. Mantarlar yağmur yağmış. Yağmurdan sonra çıkmış. Tamam. Ay ne abla ne yaptı? Evet şimdi. Evet. Bakın Emine ablacığım şuraya bakayım dedim. Aa çok güzel. Çok güzel olmuş çok güzel. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Sürpriz hemen. Birkaç tane alalım mı? Koyalım. İster misiniz? Hemen alıyorum. Nereye bunu? Buraya mı? Nereye istediniz? Buna koyabiliriz. Bunu koyalım tamam. Gerçi galiba arkadaşlar başka bir servis tabağı mı hazırlamışlardı? Tamam onu şimdi alırım ben. Bu arada bitti mi süslememiz? En sonu final göstereceğim İsmet. Şu hashtagleri okumak istiyorum sevgili seyircilerimizden. Şükür hashtaglerini. Seher Hanım, Seher Aytekin. Şükrediyorum. Çünkü Allah'ım benim her daim yanımda demiş. Sena Hanım, çok şükür yiyip içebiliyorum. Önce sağlık demiş. Çok doğru, katılıyorum. Zeynep Hanım, sağlıklı bir evladım var demiş. Çok şükür. Samet Hanım, Samet Sude Burak, çocukların isimleri galiba. Çok şükür Müslümanım demiş. Nurcan Hanım, çok şükür ki bardağı tutacak kadar gücüm var demiş. Bravo size, tebrik ediyorum. Yine Sevel Hanım, çok şükür sabah sağlıklı yataktan çıkıyorum. Ailem var yanımda, çok şükür demiş. Yeliz Hanım, şükrediyorum Allah'ım bana bağışlasın. Sağlıklı üç evladım var demiş. Nevin Keskin Kılıç, çok şükür Allah, çok şükür çünkü Allah, Allah'ı seviyorum ve akıllıyım. Ve aklımızla bizi onurlandırdı demiş. Yine geliyor hashtaglerimiz. Nikah şekeri, çok şükür her zaman şükretmek aklıma geldiği için demiş. Muhsine Hanım demiş, çok şükür Türkiye'm gibi bir vatana sahip olduğum için şükrediyorum. Anlayışlı bir eşe sahip olduğum için şükrediyorum. Sağlıklı, hayırlı bir evladım olduğu için Rabbime şükrediyorum. Kalbimizden imanı ayırmasın demiş. Muhsine Hanım da çok güzel şükürlerimiz geliyor. Ve devam ediyoruz. Bu arada kurabiyeleri de fırına verelim. Değil mi? Şöyle güzelce ve hemen ne yapalım? Şunları da şöyle kenara top olarak koyalım. Doğru fırına. Şekil şekil veriyoruz. Ve onlar fırındayken biraz reklam izleyelim. Ne dersiniz? Ve yine stüdyodayız. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz Emine Hanım bize neler yaptı? Çarkı felekli börekler, çocuklarımıza civcivler, kurabiyelerimiz pişmedi. Oluyor. Pişmedi, daha pişecek değil mi? Bu kadar kaldı sanıyorum değil mi? Yediniz yok, mi? Tepsiye sığmadı reklam arasında. Canım benim. İşaret ediyorlar. Evet, çok tamam, güzel. Söylemeyeceğiz. Reklam arasında bilmiyorum ne olmuş ama hani ya yenilmeyecek gibi değil ki. Size mi doğruyu söylemeyeceğiz efendim yani? Hani şöyle afiyet elleriniz olsun, kollarınız dert görmesin. Afiyet olsun. Emine Hanım. Yani hem çocuklarımızla güzel bir hafta sonu geçirmemiz için her şeyi öğrettiniz ama daha konuşacağız. İzninizle ben çok değerli hocam Mustafa Akgül'ün yanına gitmek istiyorum. Sonra yine tabii, geleceğim tabii tamam, ki. Tamam. Peki. Teşekkür ediyorum. Görüşmek Mustafa ederim. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş çok mutlu efendim. Ettiniz yine. Her zaman hayırlı gibi. Programlar size olsun. De çok Allah razı çok olsun. Sağ olun. Sağ olun. Biz seyircilerimizi söyledik tabii ki cuma namazı olduğu için. Evet. Ancak gelebildiniz. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Çok sağ olun. Bugün önce farz görevi yapacağız. Evet. Sonra vacip görevi yapacağız. Vacip geçeceğiz. Görevleri yapacağız. Evet. Hocam bugün biz çok genel sorular da soracağız. Seyircilerimizin tabii sorularını da soracağız ama genelde zikir, fikir üzerinde devam etmek evet istiyoruz izninizle. Ve benim size ilk sorum şu olacak. Yaradan'ın, Allah'ın aslında nimetleri saymakla bitmiyor. Bu
yani biz bu kuralları nasıl yerine tam getirebiliriz? Bu nimetlerin genel olarak karşılığını nasıl verebiliriz? Efendim, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önce bütün nimetlerin karşılığını veremeyeceğimizi bir anlamamız lazım. Anlıyorum. Evet. Anlayabildin mi? Evet. Allah'a karşı insanın iddialı olması düşünülemez. Ya Rabbi sen bana şu kadar nimet verdin. Ben de şu kadar vazife yaptım, nimetleri ödedim. Bir kere bunun mümkün olmadığını, insanların Cenab-ı Allah'ın onlara verdiği nimetlere karşı şükür vazifesini tam yerine getirmekten aciz olduğunu insanların kabul etmesi lazım. Ha madem aciziz, yerine getiremiyoruz, öyleyse hiç yapmayalım. Olur mu öyle olur şey? Olur mu bu işte? Bu nefis oyunudur. Nefis ve şeytan Açelya'nın devamlı pusuda yatan, neyse yine aslan gibi diyelim, devamlı avını kollamaya çalışır. Bir boşluk bulup da acaba oradan bizi mağlup edebilir mi? Onun yolunu arar. Hemen aklıma gelen bir örneği vereyim. Aslında tövbe nedir? Günahı terk edip bir daha dönmemeye karar verip Ya Rabbi geçmişimi de bağışlama demek. Evet. Bazı insanlar Ya Rabbi beni bağışla deyip günaha devam edince nefis der ki sen günahı terk etmiyorsun. Evet. Öyleyse şu beni affet demeyi de bırak. Bak bak bak. Orada pusudan çıkıp kendi rolünü oynayıp o Ya Rabbi beni bağışla demekten de uzaklaştırmak istiyor. Belki bir iki yapamayacak ama üçte yapacak. Tamam efendim, Allah razı olsun. Onun için böyle deyince diyor size böyle bir fısıltı, böyle bir ses gelince İmam-ı Gazali Hazretleri çok müthiş bir cümleyle diyor ki sözün doğru ama niyetin kötü diyeceksiniz. Çok güzel gelen. Sözün doğru, günahı tevbe tekli olması lazım. Tabii. Ama niyetin kötü olduğu için ben sözle Ya Rab beni affet demeyi terk etmeyeceğim. Ama işaret ettiğiniz gibi ya bu adımda ya öbür adımda ya öbür adımda bu günahı bırakacağım. Hayır, sizin öğrettiklerinizden yine yola çıkarak. Orada da bir hayır yok mudur? Belki Allah bize belki de öyle iyice tamamen vazgeçeceğiz. Adım onu Allah'tan adım. Başka kim bilebilir? Burada şunu arz etmek, söylemek mecburiyetine. Herhangi bir şey, günah, bir haram ismini bile vermeyi istemiyorum. Kul ya mağlup oldu, nefsine mağlup oldu, beşeriz, insanız, hatayı işliyor. Bunu ya anında kesin kararlarla terk eder ya da bir program dahilinde terk eder. Bir program dahilinde terk etmeye karar verince Açeli Hanım, terk edinceye kadar ki işledikleri günah değildir diyemeyiz. Arz edebilir miyim? Her gün bir günahı yapan insanı düşünelim ki bunu ben haftada 3'e düşüreceğim, 2'ye düşüreceğim, 1'e düşüreceğim, sonlayacağım diye bir program yapsa. İki yaparken, haftada bir yaparken yaptığın günah değildir diyemeyeceğiz. Olur mu öyle şey? Tabii. Ama bak bu terklerden bir terktir. Yollardan bir yoldur. Aman bunu ihmal etme. Sonunda sıfırla, günahı sıfırla. Geriye dön. Ya Rab ben kendi elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Yapıyorum, evet. Terk etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi de nitekim terk ettim. Ne olur geçmişimi bağışla. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ Bütün cuma hutbelerinde dinler değerli dostlarımız, dinleyenlerimiz. Günahtan hakikiyle tevbe eden günahı işlememiş gibi olur. Efendimiz çok Peygamberimiz önemli, çok Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Onun için demek ki ana konuya dönecek olursak bütün nimetlerin şükrünü eda edemeyeceğimizi bileceğiz ama nefsin oyununa gelip madem ki şükretmemiz, ödememiz mümkün değilmiş, öyleyse hiç yapmayalım demeyeceğiz. Özür diliyorum. Allah Teala'nın önce bize olan nimetlerinin sayılmakla bitmesinin mümkün olduğunu, olmadığını, sayılmakla bitmesinin mümkün olmadığını kabul etmemiz lazım. Bendeniz bunu vaazlarda filan arz edince, belki diyorum gençlerin aklına şu gelebilir. Hocam bir kağıt kalem alsak da günlerce yazsak, aylarca yazsak. Hepsine şükretmek için. Hepsine şükretmek için. Şu nimetleri bir bileyim de ona göre şükredeceğim. Bitmez mi? Bitmez. Bitmez. Bilgisayara sorsak Allah'ın bize olan nimetleri bitmez. Niçin biliyor musunuz Açeli Hanım? Allah'ın nimetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz ki yazalım.
hemen sorsam insanlar için olmayınca olmaz nimetler nelerdir diye ekmeği, suyu, havayı hemen hepimiz sayabiliriz. Sağlık deriz. Sağlık. Biraz şey yapsak meyve, sebze, et deriz. Her şey evet. 3 ay süre versem bal arısı diye bir böcek var biliyorsunuz. Evet. Onun da insanların dünyada yaşayabilmesi için olmayınca olmaz bir nimet olduğunu. Bugün dünyadaki bütün bal arıları öldürülecek olsa insanlar 4 yıl daha yaşayabilecek. 4 yıl sonra bütün insanlar yok olacak. Aklımıza gelir mi ki yazalım? Yani burada aslında her şeyin iç içe ve bir yaratılış nedeninin tek bir değil, hep bir bağlantıda olduğunu mu düşünmemiz gerekiyor? Bir, hep bir bağlantı yaratıcının bir olduğunun bir, oldu, bir deliliği. Tabii, tabii. İki, insanoğluna verdiği nimetler o kadar çok ki onu çok sevdi Allah. Bakın bugün artık hesap ediliyor. Evet. Günümüzden takriben 13.7 milyar sene evvel, 14 diyelim. Evet. Madde ilk yaratılış oldu. Big Bang patlama çok, oldu. Çok doğru. Gök cisimleri sayısız. Ama hiçbirine Allah Teala insan kadar değer vermedi. Tabii. Güneş dünyadan 1.300.000 kere büyük. Kitap göndermedi, peygamber göndermedi. Sen yaratılmışların en hayırlısısın demedi. Ama bütün kainatta belki iğne ucu kadar yeri olmayan insan var ya, ona dedi ki sen benim muhatabımsın, yaratıldıklarımın en şereflisisin. Sana peygamber gönderiyorum, sana kitap gönderiyorum. Senin nefsinle baş başa bırakmak istemiyorum çünkü senin yaşayacağın bir ebedi dünya var. Var. Dedi. Ha bu nimetler evet. Bu kadar değer vermişken Yüce Teala bize. Evet. Şimdi ben onu düşünüyorum. En basitinden hepimiz gidiyoruz. Kasabımıza gidiyoruz, alışveriş ediyoruz. Bakkalımıza gidiyoruz, alışveriş ediyoruz. Bir şey alıyoruz ve bir bedel ödüyoruz oraya. Evet. Şimdi bize bu kadar büyük bir şeyi lütfeden biz Allah'a karşı bedelimizi nasıl ödemeliyiz? Yani Allah aklımıza Allah gelen Allah. İlk ibadet tabii ki. Evet. Ama şimdi ibadetin daha neler var? İbadetin efendim bir fiili evet. eylem olarak yapılanları tabii. var. Bir dil ile söylem olarak yapılanları var. Bir de kalp ile iyi düşünmek, iyi telaffuz etmek, iyiden yana olmak kalben var. Şimdi efendim dediğiniz gibi kasaptan bir şey alıyoruz, manavdan bir şey alıyoruz, ücret veriyoruz. Veriyoruz tabii. Niye verdik? Aslında bu belki çıktığı yerde daha ucuz. Portakal, mandalina, Akdeniz'de. Ha bahçe, evet. Çok keşif. Çayımız Rize'de belki Rize'de daha, daha ucuz tabii, olabilir. Tabii. Ama diyor ki adam ben oradan buraya getirdim. Evet. Bunun bir farkını aldım. Güzel kardeşim sen al da bir de ben düşüneyim. Bunu yoktan yaratıp da bana gönderen Allah-u Teala... Nimetin gerçek sahibi. Evet, her şey. Benden ne istiyor? Sorusuna akıllarda kalır. Gençlerimiz de unutmazlar inşallah diye. Üç taksitte üç fiyat istiyor Açeli Hanım. Allah-u Teala nimetlerine karşı bizden üç taksitte üç fiyat. Başta zikir, ortada fikir, sonunda şükür. Bir daha alabilir miyiz hocam? Burası çok önemli, kusura bakmayın bir daha istiyorum. Estağfurullah. Allah-u Teala nimetlerine karşı bizden üç fiyat istiyor, evet. üç taksitte istiyor. Üç taksit istiyor. Hepsini de beraber istemiyor. Tamam. Başta zikir. Zikir. Ortada fikir. Fikir. Sonunda şükür. Şükür. Ay çok güzel. Ama bu nasıl olacak? Evet, bu nasıl tamam olacak? Mı? Malumunuz doktorun bir ilacı reçeteye yazması önemli. Bir de dozajı da önemli. Çok doğru. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok doğru. Hangi ilaç? Hangi saatte? Hangi saatte? Günde kaç tane alınır? Fazlası, ya fazlası azı, da zarar. Azı da. Efendim, başta zikir. Şimdi bunun dozajlarını anlatmaya çalışalım. Allah-u Teala'nın nimetlerinden istifadeye başlarken Allah'ın adını anmak. Hepimizin önemli. Ezbere Ay. Bildiği ifadeyle Bismillahirrahmanirrahim'i ihmal etmemek. Şimdi duyunca o birinci taksit ucuzmuş, kolaymış diye akıllara gelebilir. Aslında elbette kolay, zor değil. Ama Açeli Hanım, besmele o kadar önemli bir görev ki, ilk taksit olan zikir o kadar önemli bir görev ki, önce şu iddialı cümlemi söylemek istiyorum, sonra da izah etmek, lütfen. Gençlerin lütfen. Aklına yatacak hale getirmek istiyorum. Besmele hayata hakim olsa, evet. dünya cennetin şubesi olur.
Dünya cennetin şubesi oldu. Çok bu önemli kavgalar, bir şey söylüyorsunuz. Evet, çok önemli bir şey bu. Bu felaketler, bu kandırmalar, bu aldatmalar, bu birbirinin hakkını yemeler olamaz. Niye? Her işin başında besmele olursa acele. Bir işçi sabahleyin şartel indirirken Bismillahirrahmanirrahim derse çalıştığı fabrikaya işine hile yapabilir mi? Hayır. Bir işveren bürosuna süt ne deniyordu ofisi diyorlar son zamanda. Ofisine otururken Bismillahirrahmanirrahim diye otursa işçinin primini yatırmayayım da bu benim cebime kalsın diyebilir mi? Besmele'yi de başladın kardeşim sen. Efendim, bütün okullarda, öğretimde, eğitimde besmeleyi başa alsak, ben yemin ediyorum ki öğretmenin talebeye bakışı, talebenin hocasına bakışı değişik olacaktır. Efendim, ilkokulda matematik derslerimiz var. Toplama, evet, çıkarma, dört işlem. Evet. Bunu anlatırken değerli öğretmenimiz, yavrularım, bizi bir gün hesap gününde toplayacak bir Allah var. Ben size bugün toplamayı, çıkarmayı öğreteceğim ama Allah'ın adını anarak başlayalım dese ders ibadete dönüşmüş olacak. Lisede biyoloji hocamız akciğeri anlatırken, çocuklar bugün ben size akciğeri anlatacağım ama önce onu yaratıp bize bağışlayan Allah'ın adını anarak başlayalım dese vallahi ders ibadete dönüşecek. Bütün hayata yaydığımızda haksızlık, kandırma, aldatma, hile diye bir şey kalmayacak. Çünkü Allah'ın adıyla başlandı. Besmele o anlamda her hayrın, her hayrın anahtarı, her hayrın anahtarı. Aksi cümle her şerrin de kilididir. Kilidi. Her hayrı açan, her şerri kilitleyen bir anahtarı Cenab-ı Allah bize göndermişse bunu kullanın diye gönderdi. Çok doğru. Rafa koyarsan anahtar bir iş yapmaz. Biz efendim bu görevi, zikir taksidini bazı nimetler de yerine getiriyoruz. Bunu kabul edelim. Sofraya oturunca Bismillahirrahmanirrahim. Suyu içerken diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah kalkınca diyoruz. Kalkınca diyoruz. Dükkanı açarken de besmele çekiyoruz müşteri gelsin diye. Akşam kilitlerken de Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hırsız gelmesin diye. Bunlar güzel şeyler ama Kur'an okurken besmele çekiyoruz. Tefsir hadis kitabı okuyacak bugün besmele çekiyoruz. Ama evdeki lambayı yakarken, düğmeye basarken besmele aklınıza gelmiyor açel yani. Güzel söylediniz, ne güzel. Efendim o Allah'ın nimeti değil mi? Telefon çalıyor. Alo de. Bismillahirrahmanirrahim. Demek aklımıza gelmiyor. Bilgisayarın başına otururken tuşlarına besmele ile başlayalım aklımıza gelmiyor. Özür dilerim sözü. Hayır, her an girebilirsiniz, kesebilirsiniz. Hayır, olur mu öyle şey? Buyurun. Ben şu anda bizi dinleyen çok değerli izleyicilerimize, izleyenlere sorsak ki kaç kere Mevlid dinlediniz? Sayısını bile bilmeyecek kadar Mevlid dinlediler. Ama Süleyman Çelebi'nin şu sözü o kadar dikkat ister ki Allah adın zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her. Vacip oldu. Biz diyor Mevlid'e de Allah'ın adını zikrederek başlayalım. Çünkü bütün işlerde Allah'ın adını anmak Müslümana, kula vacip bir görevdir. Hele devamında diyor ki ismi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişir Allah diyen. Bak Allah diyen her murada erişir. Öyleyse biz sadece ekmekle suyun, sofrayla arabanın, dükkan açmayla kapamanın dışında da Allah'ın nimetlerinin olduğunu bilip hepsinin başına besmeleyi koymalıyız. O zaman işte hayat bereketlenecek, ömür bereketlenecek, hanede mutluluk, ülkede barış, dünyada huzur olacak. Bugün maalesef besmeleden uzak ve habersiz yaşayan insanlar... Kudüs'te de biliyorsunuz bugün bizim derdimiz, bunu zikretmeden geçemeyiz. Orta Doğu'yu, belki de dünyayı karıştıracak büyük bir cinayete adım attılar. Cenab-ı Allah kısa zamanda o şerri hayra çevirsin inşallah. Müslümanların birlik beraberliğini temin eylesin. Bir de burada tabii ki besmelenin yani çocukluktan ömrümüzün sonuna kadar evet, içeriğini, hissini bilerek...
Yani alışkanlık tabii ki güzel bir alışkanlık ama içeriğini de hissederek yapmak herhalde çok daha kıymetlidir, değil mi hocam? Efendim yine arz edeyim mi akılda lütfen kalacak şekilde? Şekil ve içerik. İki evet önemli şey var değil evet mi efendim? Ben hemen diyorum ki şekilden vazgeçme, şekle takılıp kalma. Kalma. Şekilden vazgeçme. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şekilden vazgeçme. Ama ne diyor Cenab-ı Allah? Biz burada neyi söylemiş oluyoruz? Rahman deyince Allah-u Teala'nın bütün kullarına olan merhametini içeriyor. Mümin, kafir, aya tapıyor, güneşe tapıyor. Nitekim hepsinin havasını da gönderiyor, suyunu evet da gönderiyor, gıdasını da gönderiyor. Çünkü o Rahman ve Rabbul Alemin, bütün alemlerin Rabbi. O Rabbul Alemin girince bitkinin gıdasını da, tabii, hayvanların rızkını da gönderenin o olduğunu anlamamız gerekiyor. Düşünmek. Hemen hemen yavaşça ikinci taksile geçiyoruz gibi oldu ama evet yine oraya ayrıca döneriz. Rızık deyince Acele Hanım dikkat istirham ediyorum. Pek de hoşlanmadığımız timsah diye sevimli olmayan gibi görünen bir hayvancık var ama. Çok seviyorum. Hayvancık diyeyim ben. Ama bizim küçükken öyle oluyorlar hocam. Küçükken öyle oluyorlar. Yunus'umuzun bir Yunus'umuz sözü var. Yaratılanı seviyoruz. Yaratandan dolayı. O şimdi diyelim ki bir bufaloyu yiyerek ne yapıyor? Rızıklandı. Evet. Sonra suyun kenarına çıkıyor, ağzını açıyor. Bir kuş geliyor, onun dişinin arasında kalan etleri yiyerek rızıklanıyor. O kuşun üstünde küçük hayvancıklar var. O da ondan. O da ondan rızıklanıyor. Çok doğru. O hayvancığın, o küçük hayvancığın bağırsağında mikroplar var. O da ondan rızıklanıyor. Daha o hayvan timsahın yediği bufalo otu yiyerek rızıklanıyor. Tekrar. Müthiş bir döngü. Rızık zinciri. Bu zincirin her tarafında Rezzak olan Allah var. Tabii. Bu işte ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim derken rahmaniyetin bütün kainatı ve alemleri kapladığını düşünmek. Rahim sadece müminlere, Müslümanlara, inananlara olan özel merhameti demek. Özel merhametin başında yeminle teyit edeyim ki iman gelir. Koca Yunus, biz çok severiz biliyorsunuz Yunus Emre'yi millet olarak. Çünkü büyük manaları düz ve anlaşılır cümlelerle izah etmiş, evet, güzel ortaya koymuş. Evet. Diyor ki, söylenecek söz budur, la ilahe illallah. Bunu dedirten odur. La ilahe illallah. Bunu söyleten de odur. Tabii. Ha şimdi bir şeye sordum da bir dostuma nasılsın dedim de Acele Hanım. Dedi ki iman sultan, sıhhat vezir, geri taraf ıvır zıvır. Çok doğruymuş. Çok. Orada bir hak ediş de var ama o bugünkü konumuz değil değil mi hocam? Onu bir gün konuşuruz. Çok severim sizin o. Hani dediniz ya diyen de Allah, dedirten de Allah. Onu demeyi hak ediş de var ama o başka bir konu. Bugün izninizle fikirle devam edelim. Peki efendim. Peki. Burada demek ki şekli burada bilelim, zikiri bir de o besmelenin manasına tabii ererek yapmaya evet çalışıyor. En güzeli o zaten. Evet. Tam da bu noktada fikre gelmek istiyorum. Hay hay. Sizi yoruyoruz ama çok çok değerli bilgiler efendim, bunlar. Hani Cenab-ı Allah ikinci görev olarak bizden fikir istiyor. Nedir fikir? Allah-u Teala'nın nimetlerinden yararlanırken o konuda biraz kafa yormak, düşünmek, efendim beyin jimnastiği yapmak bugün tabiri. Hocam ne olacak, niye bizi yoruyorsunuz diye gençlerin aklına soru geliyor. Veya bendeniz aklına gelebilir diye soruyu ortaya koyarak cevaplandırmaya çalışıyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın nimetlerinden istifade ederken fikir görevini yerine getirmek üzere biraz beyin jimnastiği yaparsak, hı hı, bakın yine çok iddialı bir cümle söyleyeceğim. Her nimet bizi Allah'a götürür, teslim eder Acele Hanım. Her nimet bize Allah vardır, birdir, dedirtir ve götürür bizi ona teslim eder. Zaten de kulun vazifesi o, Allah'ın istediği o. Şurada su diye çok önemli bir nimet var. Bir bardak suyu içmek çok da kolay. Fakat İçerken bir düşünüversek Acele Hanım, bu su nelerden meydana gelmiş, evet, hangi gazlardan?
Kitap diyor ki oksijen ve hidrojen. Kardeşim bunların özelliği nedir diye soruyoruz. Biri yanıcı, biri yakıcı. Allah Allah. Ya yanıcı, yakıcı gaz bir araya gelmiş, söndürücü su olmuş. Bu bize Allah Allah dedirtir. Şu ana kadar Açelli Hanım, su var olmasaydı, yaratılmış olmasaydı, biri bize gelip deseydi ki şu yanıcı gaz, şu da yakıcı gaz, hadi birleşecek, söndürücü su olacak. Saçmalama derdik ya. Yanıcı ve yakıcı gaz birleşti mi patlar, infilak eder derdik. Bak düşündüğümüz anda bir suyun yaratılışı bize Allah Allah. Çok doğru. Bir dilim ekmek Allah soframızdan eksik etmesin. Ana nimetlerden birisi. Yiyip içmek hem helal hem de kolay. Ancak o ekmeği elimizi uzatırken veya yerken bu benim soframa hangi aşamalardan geçerek geldi? Onu düşünmek. İşte fikir görevi. İmanı parlatır, tabii, kulu Allah'a yaklaştırır ve teslim eder. Tabii. 150 milyon kilometre uzaktaki güneş görevini kazaya bıraksaydı. Düşünmek istemiyorum hocam, kış ayındayız. Birazcık azalıyor, ne hale geliyoruz. Kış ayındayız. Tamamen ihmal etseydi. O buğday yetişip de o ekmek benim soframa gelir miydi? Asla. Güneş görevini yaptı, hiç ihmal etmedi. Toprak tatile çıkıyorum deseydi. Ya. Ya su o buğdayın imdadına yetişmeseydi. Ya havanın zerreleri o buğdaya hizmet etmeseydi. Benim soframa bir dilim ekmek gelir miydi? Bu dilim, bir dilim ekmek gelmiş ama kim ekmiş? Kim biçmiş? Kim un haline getirmiş? Kim pişirmiş? Çok doğru. Kardeşim düşünüversek var ya. Bir dilim ekmeğin bizim soframıza gelmesi için Allah-u Teala sayısız elemanları, elementleri, belki kişileri, tanımadığımız kardeşlerimizi bile devreye sokmuş. Bizim sofraya bir dilim ekmek gönderilmiş. Yiyip içelim helaldir ama bu kadar hizmetkarı bizden habersiz bir dilim ekmeğin soframıza ulaşması için istihdam eden, kullanan, vazife veren her birine de onu vasıta kılarak rızık vermiş. Çok doğru. Her birine de rızıkını vermiş, bize de bir dilim ekmek gelmiş. Onu düşündüğümüz anda o bir dilim ekmeği yemek ibadete dönüşür. Sadece gıda olmaktan çıkar, ibadete dönüşür. Bizi de Rabbimize götürüp teslim. Çünkü burada fikrimizi çalıştırmış oluyoruz. Bize verdiği, bize emanet ettiği fikrimizi çalıştırıp tekrar kendisine ulaşmamızı sağlıyor. Allah razı olsun. Zaten diyor ki ben sizi diğer canlılardan en çok fikirle ayırdım. Ayırdım diyor. Bunu kullanın. Hocam ne güzel anlattınız. Bunu kullanın diyor. Çok, çok önemli bir şey bu. Yani bunu kullanmamız ve tabii ki iyi niyetle birleştirelim. O şart. Şart. Birleştirdiğimiz. O şart. Eğer aynı fikir, aynı kabiliyet, güç kötüye kullanılacak olursa hırsızın elinde fener gibi olur. Evet. Daha çok zarar verir. Ya da bıçak meyve de bıçak keser. Allah razı olsun, eli de yaralar. Efendim fikirden affınıza sığınarak, zaman size bağlı. Salata diye bir nimet var. Evet. Hepimiz çok seviyoruz. Evet. Çeşidi de fazla olursa hoşumuza gidiyor. Yiyelim helal. Bir de limon sıkınca iştahımız da artıyor. Çok, o da C güzel. Vitaminimizi de alıyoruz. Fakat Allah tarafından. Hiçbir salatanın başında düşündük mü? Bunun domatesi kırmızı, biberi yeşil, soğanı o renkte, turp bir başka renkte. Evet. Efendim bir kısmı toprağın altında yol alıyor. Bir kısmı üstünde. Üstünde. Ne güzel söylediniz. Toprağın üstündekileri açar yani. Toprağın altına soksak çürür. Çürür. Toprağın altında yetişenleri dışarı çıkarsak çürür. Kardeşim birine toprağın üstünde birine toprağın altında yol veren kim desek zaten salata bizden tabaktan ayağa kalkar. Allah vardır, Allah birdir der. Domates aynı güneşten istifade ediyor, kızarıyor. Maydanoz hemen onun yanı başında yeşil. Ve diyoruz aman yeşil olsun diyoruz. Ve ne güzel birlikte bir salatayı oluşturuyorlar hocam. Karışımda bir salata oluşturarak bize de diyorlar ki sakın ha Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye ayrım yapmaya kalkmayın. Bak salatadakiler nasıl herkes kendinden vazgeçerek bir salatayı oluşturmuş. Siz de kardeş olun. Zaten ben de tam onu söylemek istedim. Siz de salata olun. Siz de mikser olun da beraber hareket edin. Ama hepsini Allah verdiği için de bir olalım. İşte o kadar. Bir yaratmış,
Bizi yaratan evet, bir, bizim vazifemiz de bir olmak. Bir olmak. Evet. Ne güzel söylediniz. O zaman ben buna şükrederim hocam. Evet, peki. Edebilirim şükre, değil mi? Bir adım daha bekleyelim. Bekleyelim vakitsiz mi? Tamam. Vakitsiz biliyorsunuz. Bir 9 dakikamız daha var. Ha? 9 dakikamız daha var. Peki, şükrü konuşuruz ama siz hemen. Efendim, limon, portakal denen nesneler düşünüldüğü zaman her nimet bizi Allah'a götürür tabii dedim fikir görevim. Üstündeki ambalajı hiç düşündük mü Atilla? Ya. Bakın onu soysak da jilatinle, naylonla, kumaşla, kağıtla neyle sararsak saralım. Ya çürür, o kadar taşınmaya müsait olmaz, besleyici olmaz. Dilimlerin arasını ince duvarlarla ya ayırmış. O dilimi kırın, küçük su torbacıklarının olduğunu göreceksiniz. Size hizmeti bekleyen bir asker gibi orada duruyor. Sıktığınız an çorbanızı veya salatanızı lezzetlendiriyor. Kardeşim, bu kadar güzel ambalajı, bu dilimlerle, bu içerideki su tulumcuklarıyla bir odun olan limon ağacı yapmış olamaz. Ona bunu yaptıran biri var. Limon bize Allah dedirtir. Limon alsak tatlı çıksa kızarız. Portakal alınca ekşi çıksa kızıyoruz satana. Çünkü birinin görevi ekşi olmak, birininki tatlı olmak. Son tamam, görev, son misal bitiriyorum. Karpuz diye bir nimet var. Hiç misal vermekten vazgeçmiyorum. Evet, kış ayında da biraz zor bulacağını var artık biraz hocam. Biraz zor ama şimdi bırak, dört mevsim var. Var, var. Karpuzun güneşi gören dış kısmı açılıyor. Evet. Kabuk güneşe karşı duruyor, yeşil. İçerisi hiç güneş görmediği halde kıpkırmızı. Onu kızartan biri. Ya çok güzel. Şimdi gelebiliriz şükre. Şimdi şükre geçiyoruz. Efendim, şükür de nedir diye ilk sorulduğunda, ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Sevgili kardeşim bak. Bir bakkala, markete girdiğimizde bile bütün satılan malları tek ödemeyle ya da 1 lirayla 5 lirayla alamıyoruz. Ne alırsak ona göre ödemeyi farklı evet yapmamız gerek. Evet. Ama bakar mısınız Açelli Hanım? Bazen çok acıkıyoruz, yarım ekmekle peyniri buluyoruz. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Cenab-ı Allah otomobil veriyor. Ya Rabbi çok şükür, inip binmekten kurtarıyor. Cenab-ı Allah kiradan kurtarıp ev sahibi. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Diyoruz. Bazı kardeşlerimize apartman veriyor, iş hanı veriyor. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Kardeşim, bir marketteki satılanları aynı ödemeyle alamıyoruz. Bak, nimet değişiyor, bizim ödeme değişmiyor. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah. Burada bir yanlış var. Ama biz yanlışı anlatmakla bir şey kazandıramayız. Hmm. Doğruyu söylemeliyiz ki bir şey kazandırmış olalım bize, izleyenlere. Nedir doğrusu? Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Tam da onu soracaktım. Peki, nasıl olacak? Hemen örneklerimize evet dönelim. Yarım ekmekle peyniri bulabildik mi? Evet. Bir kısmını koparıp da bulamayana verirse. Ay, ne güzelmiş. Allah-u Teala bir otomobil mi verdi? Otomobili olmayanların da hizmetinde kullanabilirsek. Allah-u Teala ya bir ev mi verdi? Orada okuyarak, sohbet ederek, Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan, vatandan, memleketten, bayraktan, birlikten, beraberlikten bahseden sohbetler icra eder yaparsak, o mekanı şükreda edilmiş olacak. Allah-u Teala boy boy evlatlar, torunlar mı vermiş? Allah hepimizin evlatlarına, torunlarına uzun ömür versin. Benim yavrum vatana nasıl hizmet edebilir? Hmm. Benim yavrum insanlığa nasıl hizmet edebilir? Hmm. Ben yavrumu millete hizmet edecek şekilde nasıl yetiştirebilirim? Hmm. İnsanlara hizmet etmeyi Allah'a ibadet olarak telakki eden bir eleman, bir genç olarak nasıl yetiştirebilirim? Çok doğru. Başta namaz olmak üzere farzlarını terk etmeyen bir Müslüman olarak nasıl yetiştirebilirim? Başkasının hakkına girmekten ateşe düşmek kadar korkan, titreyen bir eleman, bir fert olarak nasıl yetiştirebilirim diye düşünür, onu yerine getirirsek evlat şükrünün, düzeltiyorum, evlat nimetinin şükrü yerine gelmiş olmuş. Onun için diyoruz ki her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak ki yerine gelmiş olsun. Hı hı. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah demekle nimetlerin şükrü yerine gelmiş olmaz. Hı hı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de le in şekertum le azidennekum. Evet. Eğer gerçek şükrü yaparsanız ben nimetimi artırırım diyor. Nimetlerin artmasının çaresi gerçek şükrü gerçek yapmak. Şükür. Hemen burada teknik bir bilgi arz etmek isterim izleyicilere. İnsan başına bazen hastalık, sıkıntı da gelir. Olabilir hayatımız. Bazen nimet evet de gelir. Hastalıklara, sıkıntılara şükretmeyeceğiz. Allah-u Teala diyor ya, şükrederseniz artırır. Evet.
onlara sabredeceğiz. Rabbimizden geldi. Bir neticesi var. Bir hikmeti var. Rabbim şifayı ihsan etti. Nimete şükredeceğiz. Bir de hamd kavramı var burada. Evet hocam. Hamd. Elhamdülillah. Olsun. Her ikisine de bu olur. Yani hem hamdi, şükre hem sabrı olur. Şey, hem nimete hem musibete hamd olur. Elhamdülillahi ala kulli halsi vel küfrü feddalal buyurulmuş. Kafir olmayayım da onun dışında halim ne olursa olsun Allah'ıma hamd ederim. Efendim nimetlere karşı şükredeceğiz. Musibetlere, sıkıntılara, hastalıklara sabredeceğiz. Bir hikmet var diyeceğiz. Bu sabır yattığımız yerden olmayacak. Doktorsa doktora gidilecek, ilaçsa ilaç alınacak. O ilaç doktorun istediği gibi kullanılıp ya Rabbi şifa veren sensin diye ondan istenecek. Yani bu arada siz sabretmenin, hamd etmenin ve şükretmenin farkını anlatmış oldunuz şimdi bize. Evet, bu üç kavram birbirinden çok, farklı. Çok önemli bir farkmış. Çünkü biz içerikleri biliyoruz, elbette biliyoruz ama kendimizi de ne kadar sık tekrar edersek aslında biraz daha nasıl söyleyeyim, daha içten, daha sanki hocam bilerek söylemiş gibi oluruz. Doğru mu? Kitabın ortasından söz ediyorsunuz. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Allah fedekkir fe inne zikre tenfaul mu'minin. Ya Muhammed, Müslümanlara bildiklerini bile tekrarla. Çünkü bildiğini duymak bile insana fayda verir. Çok güzel. İnsanların bildiğini tekrar duymaya ihtiyacı var. Tabii. Dikkat edin her konuda efendim. Temizlik çok önemli. Bir kere söyleyelim. Bitti. Ondan sonra hiç olmaz. Günde zaman zaman bu tekrarlanacak. Çalışmak çok önemli. Bir kişiye bir kere söyle. Hadi hayat boyu çalış. Çalışsın. Olmaz. Bir de güncellemek gerekiyor. Güncel. Hocam? Bravo. Şey reset şimdi mi var ya güncelleniyor. Aynı bilgiyi üzerine ekleyerek güncellemek bravo. Gerekiyor. Onun için insanların bildiğini dinlemeye ihtiyacı var. Evet. Bildiğini duymaktan istifade ederler. Bunun için biz tekrar tekrar söyleyeceğiz. Hamd şudur, şükür şudur, görev budur. Çok aman doğru. Ha ihmal etmeyelim. Kul hakkına titizlik gösterelim gibi insanların bildiği şeyleri bile zaman zaman tekrarlayacağız. Evet. Yani hocam aslında başından beri anlattıklarınızda ben şunu seyircilerimize doğru mu anladım? Buyurun yani diyorsunuz ki çok güzel. Her baktığımız şeyde her sebep sonuç ilişkisinde biz orada Allah'ın yarattığını unutmayıp onun sevgisiyle oraya baktığımızda ilk başta kalbimize sevgi dolacak. Sonra onu korumayı bildiğimizde de barış gelecek paylaştığımız noktada. Niye? Bakın ilk göreve dönelim. Rahmaniyet zikredildiği zaman bize nüfuz edecek. Bize geçecek. Biz zaten. Allah'ın rahmaniyeti bizde tecelli edecek. Evet. Rahimiyeti bizde tecelli edecek. Tasavvufu ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diye tarif etmişler. Acele Hanım büyük iş. Ha, öyleyse bu adım adım olacak ve düşünerek olacak. Kendimizi tazeleyerek olacak. Çok güzel. İnsanlar için en büyük tehlike gaflettir. Evet. Günaha alışmaktır. İbadetin terkine alışmaktır. Hmm. Yoksa her insan ilk günahı ilk işlediğinde rahatsız olmuştur. Ama devam ederse bu rahatsızlık geçer. Alışınca işte o aynı zaman. Aynı şey sevap içinde geçer. Sevap içinde geçer. Aynı şey. Ve bir düşünürün sözünü arz edip bitiriyorum, size bırakıyorum. Sakın kötülüklere alışma. Bir gün bir dostun seni ondan kurtarmak ister de sen o dostunu düşman bilirsin. Ya ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz her zaman olduğu gibi Yaradan'ın sevgisinin giden yollardan, en önemli yollardan bir tanesini anlattınız. Çok sağ olun. Efendim hocam. Sizin normal reklamlarınız var da izin verirseniz 360'da Ocak tabii, ayından itibaren evet, çok doğru bir programa başlayacağımızı duyuralım. Lütfen. Cuma günleri Ocak ayından itibaren Allah nasip ederse bir engel olmazsa Cuma günleri saat 10-11 arasında 360 ekranlarında izleyicilerimize hizmet etmeye çalışacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ hoşça kalın. İyi teşekkür ki geldiniz. Ediyorum. Ben izninizle Emine Beder'e gidiyorum. Tabii, tabii selamlar. Emine ablacığım. Çok güzel yapmışsın. Harikasın. Teşekkür ederim. Biraz bal ya da marmelat sürülebilir. O arzuya göre. Kırıl olmuş. Parlasın diye yaptım. Bayıldım. Ne güzel şeyler konuştuk değil mi Emine ablacığım? Evet. Ben de burada zevkle dinledim. Evet. Allah razı olsun. Çok sağ değerli olun. Bilgiler bunlar. Hocamızla. Şimdi bunları böyle ben aldım. Benim kız bunları topluyor. Bende de koleksiyonu bütün var. Bütün çocuklar da bunu yapar. Ben de çocukken yapardım. Hatta evde biriktirirdik. Ama sizin ben bunları mi? Şey için getirdim.
söyleyeyim. Peçete katlayalım dedim. Öyle mi? Hı-hı. Şimdi o, ben de o yüzden tamam, size açıyorum. Peki. Benim kız evde katlıyor, gösterelim çocuklara peçete bir katlama bir tane, çeşitleri evet, bizlere. Bir tane birlikte yapalım, yapalım mı? Hocam. Hadi yapalım. Yapalım. Ben de burayı mı yapayım? Yok, sen o istersen hadi, orada. Hadi aynısını yapayım, tamam. Farklı bir peçete de tercih olur edebilirsin. Şimdi efendim bir tane peçetemizi açtık. Açtım, evet. Zarf yapıyoruz. Aynısını mektup yapıyorum. Mektup zarfı. Evet. Bunu evdeki sofra takımlarının peçeteleriyle de yapabiliriz. Hı-hı. Hatta onlarla daha da güzel oluyor. Hı-hı. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi bu zarfımızı tekrar zarf yapacağız Açelya, ama evet, yine aynı şekilde. Evet. Köşelerden içe doğru bir daha. Şimdi köşelerden aynı, bir daha değil mi? Şöyle. Bir daha. Hmm. İkinci kez zarf yapıyorum. Bunu sevgili izleyenlerimiz evde not ederlerse ikinci kez aynı yönde zarf yaptık. Evet, şimdi. Şimdi yine aynı ters şekilde çeviriyoruz. Evet. Bir ütülüyoruz. Aha. Ütüledik. Ütülediniz. Sonra bir daha zarf yapıyoruz. Aa, zarf içinde zarf. Ters çevirdik. Şimdi ama ters çevireceğim. Ha, ben o aşamadayım. Yeni tamam, öğreniyorum. Tekrar zarf yapıyorum. Aha. Üçüncü kez zarf yaparken ters çevirdik. Yani zarf 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 yapıyoruz. Üç zarf yaptık. Üç zarf. İkisi aynı yönde. Üçüncü farklı yönde. Parmağım ortada. Evet. Arkalarda böyle saklanmış vaziyette duran köşecikler var. Aha. O köşeleri dışarı doğru biraz çıkartıyorum. Çıkar. Parmağım ortada. Bakın dört köşeden dört ayrı. Ay çok güzel oldu. Köşecik. Bu aralarda bir daha saklanan köşeler var. Onları da çıkarıyorum. Origami gibi yaptınız Emine abla. Origami. Origami zaten. Kağıt kaplama. Böyle ben bıraktığımızda, bıraktım, sizi istemeye dayanamadım çünkü çok böyle güzel. Böyle bıraktığımızda biraz böyle çok çektiğinizde biraz böyle Nilüfer kase gibi oldu. Nilüfer gibi ay, oluyor. Ay çok güzel, bakar mısınız? Çok fazla çekmezseniz böyle kalır. Vallahi harika, mutlaka süsleyeceğiz sofralarımızı. Börekleriminizi yaptık, çarkıfelek böreklerimizi, kurabiyelerimizi yaptık, civcivler yaptık hafta sonu. Anneler, evet, babalar, hazır, abiler, ablalar, arkadaşlar bir araya gelin, bunları lütfen yapın. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emine. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Tekrar sen hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar herkese. Bu haftayı da böyle bitirdik. Çok şükür efendim. Pazartesi tekrar birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.